Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan keçelerini bedar ötkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealtel hezne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. İnsan zatı kayerde bulsa hem, kaçan bulsa hem, daim saadet umudu bilen, bakli, saadetli hayat geçiriş arzusu bilen yaşaydı. Ana oşa baktke, saadetke erişişini yolu kanı. İnsan kan de yaşlasa, baktke, saadetke erişişini 100% kefaletini aladı. Bana şu saval insaniyetini cüde kadimden kızıktırıp kegen ve bana şu savalga cevap aktarıp insaniyet cüde kop urungen. Ana oşa savalını, cevabını Müslüman ulamalarımız insaniyetke takdim kılgeller ve bunlarını başıda ehl-i sünne ve cemaat Müslümanları akidesini musahhihi, hidayet imamı namını algan büyük babamız Ebu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyhi türediler. O kişi baxtga saadetge erişiş üçün insanda marifet buluş kerek degen marifet nazaryasını alemge tatbik kılgeller. Marifet ne mi? Marifet müstahkem, unca bunca narsaga özgermeydigan ilimdir. İlim ozu Arap dilide tarifide aytiladi ki idrak-ı şey-i kema huve fil vaqi. Narsani vaqiylikda qanday bo'lsa shunday idrok qilish ilmdir. Ana o'sha ilm rivojlanib, mustahkamlanib, kuchli bir aqidaga aylanib, uncha-muncha ta'sir bilan ta'sirlanmaydigan, doimiy sobit turadigan ilmga aylansa, buni ma'rifat deyiladi. Ana shu ma'rifat insonni o'zini hayot mamatıdaki baxtı saadetiga hizmet kıradigan amulga aylanadi. İnsanın bu dünyada turuşu, bu dünyada yaxşı yaşab barışı, baxtli saadetli buluşu, yamanlikten çetleşi, yaxşılıkını özüge celb kılışı ve ahir akıbat ahiretini hem baxtı saadetiga erişişi üçün uşbu marifet keredi. Kerek boladı. Marifet bir neçe baskışlardan ibaret boladı. Bu insanın umriga bağlıqdır. İnsan balası anasından tuğulganda özü bilen koşup yaratılgan his tuyğular marifeti bilen tuğuladı. Yani tuğuluşu bilen yığlaydı. Onu bura örgütmegen. Allah Teala özüge onu koşup yaratıp koygan. Yığlap özünü bağlıgını elan kıladı. Anası demek köhregini tutsa yakşilap emadi. Onu bura örgütken yok örgütelmeydi. Bu yan marifet. Ana şu emişi bilen, nefes alışı bilen, çıkıntısını çıkarışı bilen özü bu dünyada kalışı temillenedi. Yani o şey gödeklik, çakalaklık vaktindeki saadetini şu bilen topadı. Allah onge şu marifetini birinci kısmını verip koygan. Tukulsa yığlaydıgan, açkasa yığlaydıgan ve başka hayatını destepki baskısı da şu hayatta kalışı özünün ihtiyacını kandırıcıya yeterli narsanı bergen. Bu endi oşa birinci baskıştaki gel. Endi bala katta bolup, gözü açılıp, narsalarını koruştu. Başlaydı, kulağı eşitledi, burnu hid biledi, ağzı tam biledi, kolu bilen uşaş biledi. Bana bu his kılıç azaları bilen marifeti endi ziyade biledi. Köz bilen kovup narsalarını kuradı, şekillerini yadıga aladı, renklerini yadıga aladı. Hemen narsanı demek köz bilen körüp marifeti var. Kulağı bulan avazlarından marifet aladı.
burni bilan hid to'g'risida ma'rifat oladi, og'zi bilan tang to'g'risida ma'rifat oladi, qo'li bilan ushoq, qattiq, yumshoq boshqalarini farqlaydi. Bularning hammasi ma'rifat. Shu farqlagani asosida u nima ish ko'radi. Ko'zi bilan demak bir o'ziga xavf xatar kelayotgan bo'lsa ko'rib turib qochadi. Yoki yaxshi ko'rgan narsani ko'rinib qolsa borib oladi. Ana baxtiga, saodatiga buni his qilish a'zolari xizmat qiladi. Lekin bular ham chegaralangan. Ko'z ma'lum miqdordagi uzoqlikdagi narsani ko'radi va ma'lum kichiklikdagi narsani ko'radi. Undan uzog'ini ko'ra olmaydi, kichigini ko'ra olmaydi. Quloq ham shu, burun ham shu, og'iz ham shu, qo'l ham shu. Chegaralangan. Endi bularning nuqsonini to'ldirish uchun nima qilish kerak? Ana shuning uchun Alloh taolo insonga aql degan buyuk ne'matni bergan. Aqli bilan inson endi ko'zi, qulog'i, burni, og'zi, qo'li yo'l qo'yayotgan xatolarni to'g'rilaydi. Ular bilmayotgan narsalarni biladi. Sahroda sarob ko'ziga suv bo'lib ko'rinsa, ko'zi aldayapti uni. Yugurgisi keladi, lekin aql aytadi, to'xta, sen sahrodasan. Sahroda sarob suv bo'lib ko'rinadi. Yugursang halok bo'lib o'lasan, jim tur shu yerda. Deydi. O qulog'idagi ovozlardan ham adashishi mumkin. Hammasini aql to'g'rilaydi. Aql to'g'rilab, demak, ana shu insonni o'ziga foyda jalb qilishi, o'zidan zararni daf qilishiga katta xizmat qiladi. Bu esa o'sha saodati uchun, insonni baxti uchun, yaxshiligi uchun xizmat hisoblanadi. Ana aql buyuk bir ne'mat. Alloh faqat inson zotiga bergan xolos. Boshqa hayvonotlarda aql yo'q, miya bor. Insonda miya bo'lgan sanglari boshqa hayvonotlarda, masalan, eng katta miyalar filda bo'ladi. Kitta bo'ladi, lekin aql yo'q. Demak, gap miyada emas ekan. Ha? Aqlda ekan. Ana shu aqli bilan inson o'sha kitni ham ushaydi. Ha? Filni ham o'ynatadi. Aslonni ham, yo'lbarsni ham hammasini ishga solib o'zini manfaatiga ishlatadi. Ana shundan ko'pchilik xalqlar xulosa qilib chiqarib aytadiki, inson baxtga, saodatga erishi uchun aql bo'lishi kerak. Mana shu aql eng buyuk manba hisoblanadi. Bundan boshqa narsa yo'q. Mana biz aqlimizni ishlatib oyga chiqdik, Marsga chiqmoqchimiz. Uni qildik, buni qildik, insonni hayotini yaxshilash uchun ixtirolar qildik. Hamma yo'g'ni to'ldirib tashadik. Samolyotlar qildik, poyezdlar qildik, kemalar qildik, kompyuter qildik. Mana hammasi nimaga? Insonni yo'lini qisqa qilishga, og'irini yengil qilishga, unga rohat bag'ishlashga, mashaqqatdan chetlashga xizmat qilyapti. Ana aqlga sajda qilinglar, aqlni ulug'laylar. Aql insonni inson qilgan, taraqqiyotga erishgan narsadir deb hozir hammasi bir ovozdan nima? Chaqiriqlar bilan chiqishyapti. Lekin musulmon ulamolar hammalari, xususan Abu Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayhi, yo'q, to'xtalari. Insonni hamma tarafi chegaralangan bo'lgani kabi aqli ham chegaralangan. Aqli ham chegaralangan. Ma'lum narsalarga yetadi, ma'lum narsalarga yetmaydi. Undan keyin aql bilan aqlni farqi bor. Bir jamoada 1000 ta odam tursa, bitta gapni aytsangiz, hammasi men to'g'ri tushunyapman deydi-yu, boshqacha bo'ladi bir-biridan. Insoniyat hozir mana necha 206 ta davlat bor butun dunyoda. Har bir davlat dunyodagi eng yaxshi davlat menman deydi. Bizga hozir bizga qo'yib bersa, biz ham shunaqa deymiz. Demak, aql aqldan farq qilar ekan. Undan keyin eng ajoyibi, eng afsuslanarlisi, insonni aqli xatoga yo'l qo'yadi. Hozir dunyoda zararli narsalarni hamma biladi, lekin qilaveradi. Mast qiluvchi ichimliklar insonni sog'ligiga, iqtisodiga, jamiyatiga, miyasiga, o'pkasiga, yuragiga, jigariga zararligini hamma biladi, lekin chiqaraveradi. Musobaqa o'tkazishadi, har yili oltin medal beradi yaxshi chiqarganiga, ko'p sotilganiga. Ana insonning aqli nimaga oboryapti? O'ziga qo'yib qo'ysa. Mana g'arbda hozir nima bo'ldi? Bir jinsli nikoh degan narsani o'ylab chiqishdi. Erkak erkakka uylanyapti, xotin xotinga uylanyapti. Ilgari kuni Britaniyaning parlamenti shu qonunni chiqardi. Avval boshqalari chiqargan. Insonlar dod voy deyapti, biroq quloq solmaydi.
Erkek erkekle uylan yaptı, birbirini kucaklayıp resimge tüş yaptı, televizyonu haber yaptı, gazeteye çıkar yaptı, maktanış yaptı. Biz insan hukuklarının yukarı çokusuna çıktıydı yaptı. Hatun hatun bulan çöneke işgal yaptı. Şimdi iki de erkek zekisten otup, nikahdan otup, eri hatun babagen, bala bakamızdı yaptı şimdi. Bala bakamızdıydı. Ata anası yok, balalarını avalamız. Bu ata analik hissini tuğurgan, hali vicdanı var, dağıt diye yaptı ular. Sana kaysi birini ana deydi bala, beçere. İkide ayol boğalıp, bir de balanı baksan, kaysi birini ata deydi. Balanı kiskinali giden, rasva kılıçta sen o, diye şey yaptı. Ya, bala uğradı diye yaptı bunlar. Hani insanını, aklını özüge koyup koysa, kayırge baradı. Şunun için, bizi akidemizde, insanını, aklını peşleydigan, hatasını doğrulaydıgan, nüksanını dolduradıgan narsa buluş gerek. O vahiydir. Vahiy, Allah Ta'ala'nın talimatlar toplamıdır. Bu dünyanı yaratken Allah, özünü dünyada yaratken narsalarını gültacı kılıp insan zatını yaratken Allah, insan kendi yaşasa saadetke erişini yakşı biledigan Allah, insanını saadetke başlaş üçün özünün talimatlarını vahiy deyip yubarıp peygamberleri arkalı insaniyetke tartık kılıyor. Ana o şey vahiy, ilahi talimat akılını peşlep duradı. Hatasını doğrulaydı, nüksanını tolduradı. Ana o şey vahiy, insanının aklıge 30% karatılgen buladı, insanının aklıge. 70% insanının kalbige karatıladı. Çünkü insan kıladığın narsasını, türtküsü, karar kabul kıladığın cayı kalbidir. 70% kalpten çıkardı, 30% akıldan çıkardı. Bunu Müslüman masler keşif kılıçtı. Şunun için bazı vakitlerde insan akıl bağı var kımaydığın işlerini kıladı. Ana hazır erkek erkekle uylense buladı, ayol ayolga uylense buladı degen akıl bağı var kımaydığın iş. Şu. Aklın var diye yaptı o şeyler, profesör o şeyler. Devlette başlığı o şeyler, bunu uğradı diye yaptı. Aklı var o, kalbi yok. Allah'ın dininden bir haber. Anasının için anasını kabul kıladı. Ana kalbiden çıkan kişiler, gerek olsa demek, o şu akıl bağı var, kımaydığın işlerini kıladı. Bana hazır, ama roza tutu yaptı. Özüden özü, özünü özü mecburlap, ihtiyarı bilen aç kalıp, çankap, şehvetten tiyip, kündüzü ıslıkta yürüptü. Başka haliye nereki tarafları karasıyla bunlar esi yok, nümakıl işi yaptı deydi. Lekin kalp şunca çorla yaptı. Allah'a ibadet kıskeli yaptı. Acrı var, sevabı var, şunu anlattı yaptı, vahiy şunu haberini bergen. Hani şunun için şeriyette gelen her bir narsa insanın baktığa hizmet kıladı, saadetine hizmet kıladı, bu dünyasına hizmet kıladı, ahiretindeki saadetini mükemmel beredigan işler buladı. Şunun için biz bu hakikatini doğru düşünüp yetişimiz gerek. Vahiy, yani ilahi talimatlar, dini talimatlarını kunt bilen organışımız gerek. Ularga ihlas bilen amar kılışımız gerek. İbadetimizin cahide kılışımız gerek. Hemme tarafını yoruna koysak, inşallah yakşı buladı. Elhamdülillah, ötken vakitlerde buna kadar sallardan bizde yok idi. Ahirki yıllarda elhamdülillah dinimizin organ yapmaz. Şu vahiyge tekişliğini organ yapmaz. Adaflı, ahlaklı bol yapmaz. İbadetli bol yapmaz, hayri ihsanlı yürü yapmaz, hamması yakışılanı bol yaptı. Yine şu işine devam ettirebilirsek, marifetimizi ziyade kılabilirsek, ilmimizi ziyade kılabilirsek, yine hayratlar, berekatlar, bu dünyanın saadeti, ahiretinin saadeti, hamması birin ketin kele uğradı. Bunların hamması biz için, ailemiz için, cemiyet için ve bütün insaniyet ve bütün varlık için hayır berekanı manbası buladı. Çünkü Allah'ını körsetken narsası doğru bulmasa ne mi doğru buladı? Allah'ını özü yollap koyduğun yol, yakşı yol bulmasa kaçı yol buladı? Allah bana şu saadet deyip koyduğun narsa saadet bulmasa ne mi saadet buladı? Hani bana şu narsalar bizi daim yadımızda turuş gerek. Biz namaz okuyatkenimizde, roza tutkenimizde, köçede buraya yakşılık kıganımızda, yamallikten çetleganımızda, adamlarını aldemeganımızda bu özümüzden çıkmaz. Allah'ın talimatı asasında kılıyamız. Şunun için Allah bize sevap veredi, acir veredi, hayır veredi, bereke veredi.
Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızını, özünü tushirgan dini ta'limotlarini qunt bilan o'rganib, ularga ixlos bilan amal qilishimizni, bu dunyo va oxiratni baxtiga, saodatiga sazovor bo'lishimizni nasib etsin. Tinchlik, omonlikda, xayr barakada yor birodar bo'lib, doimo hamma narsalar bilan yaxshi muomalada bo'lib, Alloh taoloning roziligini topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga erishishimizni Alloh taolo o'zi yordamchisi bo'lsin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.